Hazır mıyız? Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıldan itibaren tüm dünyada saygınlık gören bir devlet olmuştur. Liderleriyle, diplomatlarıyla, yetiştirdiği insan kalitesiyle, emperyalizme karşı verdiği mücadeleyle ve çalışkanlığıyla dünyaya örnek olmuştur. Türk siyaset insanları bu 100 yıl içerisinde birbirleriyle karşı karşıya gelmişler, birbirlerini eleştirmişler ama söz konusu Türkiye olunca, söz konusu Türkiye'nin itibarı olunca bir araya gelip bununla ilgili olumlu, diplomatik, herkesin saygınlığını kazanacak kararların altına imza atabilmişlerdir. Ancak son 20 yıl içerisinde Türkiye savruluyor. Türkiye'yi artık saygın siyasetçiler ve diplomatlar temsil etmiyorlar. Türkiye'yi artık şu önümde gördüğünüz bir sarmal idare ediyor. Bunun başında Recep Tayyip Erdoğan var. Bir cumhurbaşkanlığı ucubet sistemi diye bir sistemi tesis etti. Parlamenter sistemi ortadan kaldırdı. Milletin bakanlarını millet değil, şu anda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçiyor. Yargılanmalarına izin vermiyor. Yargılanmalarının önünü kesti. Kendisinin ilişki kurduğu bir ağıyla Türkiye'yi yönetmeye çalışıyor. Türkiye bu sarmalın içerisine sıkışmış, yoksulluk, açlık, sefalet, fuhuş, uyuşturucu çirkefinin içerisinde canıyla mücadele vermeye çalışan insanlarımızın feryadı yükseliyor. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı hakkında mafya ile kurduğu ilişkiler var. Ruhsar Pekcan yolsuzluğu var. 17-25 Aralık kirli ilişki ağı var. FETÖ ile ilgili bağlantılar var. Bütün bu işler olurken can çekişen bir Türkiye var. Bakın, Tayyip Erdoğan'ın damadı hemen yanında. Türkiye'nin Merkez Bankası'nda 128 milyar doları var mıydı? Vardı. Bugün var mı? Hayır, yok. Peki para yok, damat nerede? Damat da yok. At izi it izine karıştı dedi, ortadan kayboldu. Şimdi ben buradan soruyorum. At kim? İt kim? Türkiye'de birbirinin izine karıştırılan atla it izi kimlere ait? Kimse merak edip de sormuyor mu? Sen bunu kime söyledin diye kimse merak etmiyor mu? 128 milyar bugün Merkez Bankası'nın kasasında olsaydı Türkiye'nin bugün bu düştüğü ekonomik krizle karşı karşıya kalmamış olurdu. Devlet Bahçeli düne kadar Tayyip Erdoğan'la ilgili ağza alınmayacak, bizim dahi söylemediğimiz sözleri söyledi. Şimdi kimi destekliyor? Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyor. Peki bakanlık mı istedi? Ben bunu yaparken birisi MHP'den bakan mı olsun dedi? Hayır. Başka bir makam mı istedi? Hayır. Ne istedi? Mafya Alaaddin Çakıcı'nın içeriden çıkartılması için af istedi. Alaaddin Çakıcı içeriden çıkartıldı mı? Çıkartıldı. O da her gün bir bildiri, bir ultimatum yayınlıyor. Siyasetçileri
tehdit ediyor. Devletin üzerinde kendinin ağırlığını hissettirmeye çalışıyor. Ben de bu çemberin içindeyim diyor. Ben de bu çemberin içindeyim. Beni de dikkate alın diyor. Peki FETÖ var, FETÖ. Hani beraber yürüdükleri o yollar vardı. Birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yürüttükleri bir organizasyon vardı. Balyoz vardı, Ergenekon vardı. FETÖ'nün savcılarının arkasında duran bir de Recep Tayyip Erdoğan vardı. Şimdi soruyorum, o FETÖ'nün savcıları neredeler? Yok. Adil Öksüz nerede? Yok. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Yok. Peki bu Süleyman Soylu ne iş yapar? Ne iş yapar? En büyük terör örgütü dedikleri FETÖ örgütünle ilgili savcıları elinden kaçıracaksın. Adil Öksüz'ü elinden kaçıracaksın. FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili bir kişiyi yargının karşısına çıkartılamayacak ama ahkam keseceksin. Soylu FETÖ'ye düzmedi mi? Soylu FETÖ ile ilgili hem kendi genel başkan olduğu dönemde hem de İçişleri Bakanı olduğu dönemlerde FETÖ'yü öven sözler söylemedi mi? Söyledi. Peki Soylu mafyayla ilişki kurdu mu? Kurdu. Sedat Peker işte onları tek tek anlatıyor. Peki Sedat Peker'i önce yalanlayıp da sonradan bana komplo kurdular deyip de çark etti mi? Çark etti. Sen İçişleri Bakanlığı yaparken Türkiye'de uyuşturucu aldı başını gidiyor. Çocuklara kadar indi. Sen İçişleri Bakanlığı yaparken fuhuş aldı başını gidiyor. Sen İçişleri Bakanlığı yaparken terör örgütünün unsurları Türkiye'den elini kolunu sallayarak çıkıp gidiyorlar. Sen İçişleri Bakanlığı yaparken insanlar Türkiye'de öldürülüyor, katlediliyor. Sanıkları bunu yapanlar uçaklara binip de Türkiye'yi terk edip gidiyorlar. Bütün bu sarmalın içerisinde Abdullah Öcalan'la masaya oturuldu mu? Bu ilişki ağının başında Tayyip Erdoğan FETÖ ile beraber yol yürüdü mü? Evet. Damadı göreve getirdi mi? Evet. 128 milyar dolar uçtu gitti, sessiz kaldı mı? Evet. PKK ile masaya oturdu mu? Evet. Devlet Bahçeli istedi diye mafyayı cezaevinden çıkarttı mı? Evet. Ayakkabı kutularındaki paralarının üzerini örttü mü? Evet. Andımızı kaldırdı mı? Evet. Türkiye Cumhuriyeti mühürünü tabelalardan kaldırttı mı? Evet. Şehidimize kelle dedi mi? Evet. Lebalep kongreler sonucunda Mart ayından bu yana 16 bin kişi vefat etti mi? Evet. Bütün bunlar Türkiye'de olurken bu sarmalın içerisinde kalan Türkiye'de neler oluyordu? Hayat pahalılığı aldı başını gitti. Her gün elektriğe zam yapılıyor. Her gün doğalgaza zam yapılıyor. İnsanlar intihar ediyorlar. Bakın sadece bugün benzindeki ÖTV %54 arttırıldı. Çiftçiye duyurulur. Motorundaki ÖTV %78 arttırıldı. Bazı akaryakıt ürünlerindeki ÖTV %189 arttırıldı. Neler olurken? Sedat Peker video yayınlıyor. Soylu TRT 1'e çıkıyor. Çakıcı bildiri yayınlıyor. Tayyip Erdoğan insanlara hakaret ediyor, sindirmeye çalışıyor. Tüm bu ilişkiler ağ kurulurken. Devlet ciddiyetten uzaklaşmış. Dış ülkelerle ilgili temasımızda artık bir diplomasi ciddiyeti yok. Türkiye'nin ciddi bir şekilde itibar kaybı var. İşsizlik almış başını gidiyor. Kadın cinayetleri almış başını gidiyor. İntiharlar almış başını gidiyor. Uyuşturucu fuhuş almış başını gidiyor. Türkiye'de insanlar kendilerini yakıyorlar, intihar ediyorlar, iş insanları iflas ediyor,
Esnaf kepek kapatıyor, işsizlik aldı başını gidiyor, çocuklarımız eğitim yapamıyor. Türkiye kimi konuşuyor? Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, mafya liderleri Sedat Peker, Alaaddin Çakıcı, PKK'nın unsurlarıyla nasıl televizyona çıkartılıp da oy alırız kaygısıyla yürütülen ilişkiler. İşte bütün bu kirli ilişkili sarmalını konuşuyor. Şimdi buradan size sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir İçişleri Bakanı Türkiye'nin devlet televizyonuna çıkıp da kim olursa olsun bir kişinin sabıkalı değil bir şey değil bahsettiği kişi bir kişinin eşinin mahremiyetini televizyonlarda ağzına alır mı? Soruyorum size. Böyle bir ahlak, böyle bir kişilik söz konusu olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir duruş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne böyle bir İçişleri Bakanlığı, bakanı sizce yakışıyor mu? Kim olursa olsun bir kişinin eşinin mahremiyetini o kişinin herhangi bir suçu yok, suçu olsa dahi mahremiyetini bu şekilde ağzına alamazsın. Bu şekilde bir mafya ağzıyla nasıl konuşuyorsun? Nasıl konuşuyorsun? Çünkü sen işte bu ilişki sarmalı içerisine girdiğin mafyanın bir mensubusun artık. Uyuşturucuyla ilgili bütün bu ağların içerisinde, bu ilişkilerin içerisinde adım geçiyor. Sen artık onlar gibi davranıyorsun. Onlar gibi konuşuyorsun. Onlar gibi hareket ediyorsun. Sorunları ve krizleri onlar gibi çözmeye çalışıyorsun. Şimdi değerli arkadaşlarım, yazık değil mi Türkiye'ye? Yazık değil mi intihar eden insanlara? Yazık değil mi yoksulluk içerisinde uğraşanlara? Bunların içerisinde hepsinin milyon dolarlarla, paralarla oynuyorlar hepsi. Birisi sarayda yaşıyor, birisi konaklarda yaşıyor, birisi paraya para demiyor. Herkes bir ilişki ağı içerisinde hayatını devam ettiriyor. Hayatını devam ettiremeyense Türkiye'nin mazlum insanları. Çiftçisi, emeklisi, eğitimcisi, öğretmeni, bütün bu iş insanları, bütün bu insanlar feryat ediyorlar. O yüzden şimdi size söylüyorum. Bunların hepsini bir tarafa bırakın. Hepsini. Bunların hepsinin başında sadece bir tek kişi vardır. Recep Tayyip Erdoğan istediği için damat göreve getirilmiştir. Recep Tayyip Erdoğan istediği için soylu tüm bu kirli ilişkiler içerisinde hala makamında oturabilmektedir. Recep Tayyip Erdoğan istediği için Türkiye Büyük Millet Meclisi değil PKK'nın çocuk katili Abdullah Öcalan'la ilişkiye girilmiştir. Masaya oturulmuştur. Recep Tayyip Erdoğan istedi diye FETÖ'yle yola çıkılmıştır. Ergenekon balyoz davaları getirilmiştir. Savcıların arkasında durulmuştur. Recep Tayyip Erdoğan şu anda parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti diye Devlet Bahçeli ile birlikte yol yürümeye devam etmektedir. Bütün bunların başındaki kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu ilişkileri, bu sıkıntıları yaşıyor olmamızın temel nedeni işte tam da budur. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık demokrasi genelini tekrar hayata geçirerek Türkiye'nin saygınlığı için, dış ülkelerdeki itibarının tekrar kazanılması için, diplomasideki varoluş için, Türk insanının yoksulluktan, uyuşturucu fuhuş sarmalından çıkarak, kendi alnının teriyle emeğinin karşılığını alabilmesi için, gençlerimizin geleceği için derhal bu cumhurbaşkanlığı sisteminin yok olması gerekiyor. Gidebilmesi için tek bir çare var, sandık. Bir an önce seçime gidilmesi gerekiyor. Türkiye artık bunlara tahammül edemiyor. Türk insanı yetti artık diyor. Yetti artık.
O yüzden bütün milletimizin, bütün dinamiklerin, sivil toplum örgütlerinin, akademisyenlerin, aydınların, sanatçıların, sendikacıların, eğitimcilerin, esnafın, çiftçinin bir tek talebi olması gerekiyor. Bu çürümüş ağ ilişkisini ortadan kaldırabilmek için tekrar sandığa gidilmesi. Bunu talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün Ruslar Pekcan'la ilgili soruşturma önergesiyle ilgili bütün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarımız imzalarını tamamladılar. Diğer siyasi partilerle ilgili onlarla bu konuyu açıkladık, söyledik. Bu konuda destek vermek isteyen arkadaşlarımızın bu imzalının altına bu bakanlığı kötü niyetle kullandığı için, kamu ihale yasasını çiğnediği için, devleti zarara uğrattığı için, makamını kötüye kullandığı için, Yüce Divan'a gitmesi için soruşturmanın açılması gerekiyor. Bunun için de 301 tane imza gerekiyor. Bu 301 imza için biz bu önergenin altına, size iletilmiştir bu önerge, bu önergenin altına imzalarımızı attık. Şimdi tüm milletvekili arkadaşlarımızın bu imzaya katkıda bulunmalarını istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorusu olanlar var mı? Süleyman Soylu ile ilgili ilk önce şunu açıklayayım. Eğer Süleyman Soylu milletin seçtiği bir bakan olsaydı ve Cumhurbaşkanlığı sistemi olmasaydı böyle bir 301 rakamını aramaya gerek yoktu. Gen soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verecektik ve kendisi hakkında bu gen soru önergesi mecliste görüşülecekti. Şimdi kendilerinin çıkarttıkları yasayla bakanlığının yargılanmasının önünü kesebilmek için ilk önce salt çoğunluk sonra da 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. Bu imzanın toplanması gerekiyor. Bunun için de AKP'nin ve MHP'nin bu soruşturma önergelerinin altına imza atması gerekiyor. Biz eminiz bunu yapmak isteyen hem AKP'nin içerisinde hem MHP'nin içerisinde namuslu, vicdanlı gerçekten milletvekillerimiz var. Ülkesini düşünen milletvekilleri var. Onlar atmak istiyorlar ama bir kişinin iznine tabi o kişinin izin vereceğini asla düşünmüyoruz. Süleyman Soylu ile ilgili bütün bakanlarla ilgili ne zaman bir yolsuzluğa, hırsızlığa karışırlarsa, ne zaman kendi menfaatleri içerisinde kirli ilişkiler içerisinde olurlarsa onlar hakkında da tek tek açacağız. Şu anda bütün bu çirkefliklerin karşısında susan bir tek kişi var. Bir tek kişi. Muhalefet konuşuyor, siyasi partiler konuşuyor, mafya liderleri konuşuyor, İçişleri Bakanı Soylu konuşuyor, bir tek kişi konuşmuyor, Recep Tayyip Erdoğan. Sesleri çıkmıyor. Ruslar Pekcan'la ilgili getirdiğimiz araştırma önergesinde, araştırma önergesini savunmak için kürsüye çıkan AKP milletvekilleri tek bir söz dahi söylemiyorlar. O konuyla ilgili başka konulardan bahsediyorlar. Neden? Çünkü artık kendilerini savunacak yüzleri yok, hadleri yok. Bu ilişki ağı artık o kadar kirli bir şekilde ortaya çıkmış ki konuşacak sözleri de yok. O yüzden sandık diyoruz. Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi ile FETÖ ile olan ilişkisi herkesi güldürmüyor mu? Bunu kim söylüyor? Tayyip Erdoğan. Ne istedik derse verdik diyen Recep Tayyip Erdoğan değil mi?
kendi komisyon başkanı ortaya çıkıp da televizyonlarda elbette biz FETÖ'yle birlikte Atatürkçülerle mücadele ettik diyen onlar değil mi? Ergenekon ve Balyaz davasının savcılarının arkasında duran Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Yani arkadaşlar şimdi o bir yalan söylüyor diye onun yalanına cevap vermek durumunda kalıyoruz. Ama gerçekleri ben burada açıklıyorum. Tek tek açıklıyorum. FETÖ ile yol yürüyen Recep Tayyip Erdoğan. FETÖ'nün siyasi ayağını koruyan Recep Tayyip Erdoğan. FETÖ ile ilişkiler ağını koruyan Recep Tayyip Erdoğan. FETÖ'nün savcısının elinin kolunu sallayarak terk etmesini sağlayan Recep Tayyip Erdoğan. FETÖ kalkışmasının baş rolünde oynayan Adil Öksüz'ü önce yakalayıp elini kolunu bağlayıp sonra salıp da gönderen Recep Tayyip Erdoğan. Bunlardan biz iktidarda olacağız. Bir tanesini yapacağız. İnsan içine çıkacak yüzümüz olmazdı. Bir tanesini yapsak. İnsan içine çıkamazdık. Ama onlar diyorlar ki Allah bizi affetsin diyorlar. Bu işten böyle kurtulmaya çalışıyorlar. Ben bu milletin sizi affetmeyeceğine inanıyorum, gönülden inanıyorum. HDP'den ilgili bakanlık böyle ya yani bir insan bu kadar mı ciddiyetsiz olur? Bu kadar mı böyle bir sığ bir yaklaşım olur? Elinde ne varsa ortaya koyman gerekmiyor mu? Sen İçişleri Bakanı değil misin? Elimde belge var, 6 aydan beri tutuyorum. Niye tutuyorsun? Kim tutturuyor sana? Meğer bir belge varsa niye çıkartıp da açıklamıyorsun? Bugün kurulan bir şey var da bakanlıklar mı tartışılıyor? Seçime gidiliyor da erken seçim kararı aldı da bakanlıklar mı konuşuluyor? Açık ve net söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı'nı İyi Parti ve Saadet Partisi ile sürdürüyor. Yolumuza devam ediyoruz. Bu soruların hepsinin amaçlı olduğunu elbette biz biliyoruz ama kendisine söylüyorum. Eğer o elinde sakladıklarını çıkartmazsan namertsin. Türkiye'deki bu kirli ilişki ağında ilk önce çıktın dedin ki benim böyle bir ilişki içerisinde adım geçiyorsa ben derhal bu işten çekileceğim. Ben senin söylediklerini ben kullanmayayım da kendinle ilgili hakaret sözleri kullandım. O sözlerin hepsi üzerine yapıştı. Video yayınlandı, adın geçti. Ya bunlar benim dostlarımdı, bunlar da bana komplo kurmuş dedin. Bu hikayelere, bu masallara artık kimse inanmıyor. Onu tam anlayamıyorum. Maskenizi biraz... Arkadaşlar, Soylu istifa etti mi daha önceden? İstifa etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul etti mi? Hayır, kabul etmedi. Peki Soylu'nun yanlışları var mıdır? Soylu'nun bir tane değil ki. Kaç tane yanlışı var? Hepsini tek tek anlattık. Mafyayla ilişkisi var mı Soylu'nun? Var. Kanıtlandı mı? Kanıtlandı. Videolar yayınlandı mı? Yayınlandı. Kendisiyle ilgili pazarlık yapıldı mı? Yapıldı. Peki hala ne konuşuyorsun? Sen demedin mi? Eğer böyle bir şey çıkarsa ben gereğini yapacağım. Türkiye'nin en haysiyetsiz insanı benim. O zaman gerekirse istifa edeceğim, her şeyi yapacağım demedin mi? Niye yapmıyorsun? Niye hala koltuğuna oturuyorsun? Niye hala oraya yapışıyorsun? Peki bütün bunlar açıklandıktan sonra İlla senin görevden alınmanı beklemen mi gerekiyor? Bütün bunlar açıklandıktan sonra sen şunu yaptın. Dedin ki ben Cumhuriyet savcılarına sesleniyorum. Benimle ilgili soruşturma yapsınlar. Ya sen Türkiye'nin aklıyla dalga mı geçiyorsun? Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki yasaları Cumhuriyet savcılarının seninle ilgili bir işlem yapmasını yasaklıyor. Bunun yapılabilmesi için senin siyasi parti, mensup olduğun siyasi partinin, AKP'nin altına imza atıp da seninle ilgili soruşturma önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne indirmesi gerekiyor. Hadi hodri meydan.
kendine güveniyorsan, kendinle ilgili soruşturma önergesinin savcılara sesleneceğine, genel kurula indirilmesini sağlasana. Niye milleti kandırmaya çalışıyorsun? Evet. Arkadaşlar, Millet İttifakı ile ilgili görüşmeler oldu. Verebileceğiniz 3 tane isim var mıdır dediler. O 3 isim verildi. Zaten sizlere de bildirildi. Bizim baktığımız, bizden bir şey olursa bir yerde liyakati olan, gerçekten saygınlığı olan, orada vatana ve millete karşı bağlılığı olan, işini ciddi yapan kişilerin göreve getirilmesidir. Bu konuda arkadaşlarımızın bir çalışması oldu ve onu ilettiler. Artık gerekli çalışmalar komisyonlarda yürütülüyor. Değerli arkadaşlar, daha önceden de İstiklal Marşı tüm Türkiye'de beraber okunacak dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin merdivenlerine geldi. Yanında bütün erkan vardı. Cumhurbaşkanı tekrar televizyona çıktı. Dakikalarca tüm Türkiye'yi bekletti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı onu bekledi İstiklal Marşı'na başlayabilmek için. Verilen saatte başlamadı ve ondan sonra kendisi orada çocuklarla İstiklal Marşı okumaya başladı. Böyle bir şey daha önceden de yaşandı. Recep Tayyip Erdoğan için tek bir şey vardır, şov yapmak. Kendi şovu. Recep Tayyip Erdoğan İstiklal Marşı'nı şu dakikada okuyacağız, şu saniyede okuyacağız. Türkiye beni bekliyor, onun öyle bir kaygısı yok. O kendi şovunu yapıyor. Kendisi kendisininle ilgili bir algı yürütmeye çalışıyor. Onun yaptığı budur. Hiçbir konuda artık kendisinin bir ciddiyeti de kalmamıştır. Sözlerinin bir karşılığı da yoktur. Evet, başka? Sarayın ciddiyeti kalmayınca, sarayın itibarı kalmayınca, sarayın bütün kirli ilişkileri ortaya çıkınca gerçekten itibarlı olan, bugüne kadar tek kirlenmemiş ve tüm Türkiye'de ve dünyada saygınlığı olan gerçek bir cumhurbaşkanının, mütevazi bir cumhurbaşkanının ilişkilerini ve görüşmelerini sürdürmesi gereken yer olan Çankaya Köşkü onun için sığınabileceği yer haline gelmiştir. Biz bunu defalarca söyledik ama şimdi o bu gerçekleri gördüğü için sığınabileceği bir tek yer vardır. Çankaya Köşkü'dür, oraya gidiyor. Efendim? Ya Erdoğan dedi ki ben size çok büyük bir müjde vereceğim dedi. Daha sonra bekledik ne diyecek acaba diye. Çıktı uzaya gideceğiz dedi. Daha sonra Türkiye'nin başına gelenleri hatırlıyorsunuz. Şimdi ona benzer bir şey söyler mi bilemiyorum. Böyle bir devlet ciddiyeti olmaz. Bu ülkenin bir İçişleri Bakanı vardır. Eğer bir terör örgütüne mensup birisi yakalandıysa ilgili bakanlar bunu yeri ve zamanı geldiği zaman açıklarlar. Böyle bilgiler böyle orta yerde söylenmez. Şimdi bugün açıklayamıyorsan niye açıklayamıyorsundur? Demek ki onun sorgusuyla ve İçişleri Bakanlığı'nın protokolüyle ilgili bazı gizlenmesi gereken şeyler vardır. Peki böyleyken sen bunu bugünden niye söylüyorsun? Şov yapmak istiyorsun. Senin şovun için Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı yerle yeksan oluyor ama senin umurunda değil. Teşekkür ederim.